Merhaba, Tiyatro Tiyatro Dergisi'nin YouTube kanalında yayınlanan Okuyorum programına hoş geldiniz. Bugün Okuyorum programında Sam Shepard'ın Aç Sınıfı Laneti oyunu üzerine konuşacağız ve okuma tiyatrosunda oyunun ikinci perdesini seslendireceğiz. Aç Sınıfın Laneti Sam Shepard'ın 1978'de yazdığı Aile Üçlemesi ya da Amerikan Rüyasının Çöküşü olarak adlandırılan en son oyunu. Vahşi Batı, Gömülü Çocuk ve Aç Sınıfın Laneti. Tiyatro tarihi, tiyatro edebiyatında ailenin çöküşü, evin yitirilişi, evin kaybedilişi üzerine olan anlatılardan bir tanesi de Aç Sınıfın Laneti. Sam Shepard, aile üçlemesi olarak adlandırılan Aç Sınıfın Laneti oyununda bu konu üzerinden ilerler. Aç Sınıfın Laneti oyunu evin satışa çıkarılma hikayesiyle başlar. Ev de aslında oyundaki dört ana karakter kadar önemli bir oyun kişisi, bir ana karakter gibi karşımıza çıkar. Evin satışını istemeyen iki çocuk ve evin artık satılmasını isteyen ve buradan kurtulmak, borçları ödemek isteyen baba ve yeni bir hayata başlamak isteyen, evi satarak yeni bir hayata geçmek isteyen anneyi görürüz. İlk sahnede babanın kırdığı kapıyı yapmaya çalışan evin oğlu Wesley, neredeyse bütün oyun boyunca bu evin kapısını yapmanın derdinde, kapıyı yapmanın peşinde bunun mücadelesini vermektedir. Sam Shepard'ın oyunda bize gösterdiği artık evin yıkılmış kapısı, birçok aslında farklı anlamı ortaya koymaya başlamıştır. Tabii ki ilk görünen haliyle yıkılan, dağılan ev, aile aslında kapitalist sistemin ya da modern toplumsal yaşamın karşısındaki geleneksel dünyanın kurumlarından birisinin artık bittiği, sonlandığını gösterir. Fakat bu sadece evin ya da ailenin bitişi, sonlanışı değil, bu evin bahçesinin, tarım arazisinin yani aslında tarımla olan ve bir tarım arazisindeki ilişkinin, doğayla kurulan ilişkinin de kopuşunu gösterir. Aslında yeni bir yaşam biçimine geçişin ve buradaki yaşam biçiminden kopuşun da göstergesidir. Ev sadece içinde yaşanılan bir mekan olarak değil, sistemin içerisindeki bir yaşam biçiminin sonlanışını da bize anlatmaya başlar. Bahçesinde yetişen ürünlerle hayatın döndürülmeye çalıştığı, bahçedeki tarımla ilgilenerek bunun üzerine emek verildiği yaşam biçimi ve artık bankadan alınan kredilerle, satılan arazilerle modern toplumsal yaşamın kentselleşme hayaliyle yeni bir yaşama başlama. Evin içerisinde bunun hayalini en çok anne figürü üzerinden bize gösterirken Sam Shepard, Wesley yani evin oğlu aslında bu evde kalmayı ve buradaki bağların, buradaki yaşamın sürmesini istemektedir. İşte bu kapı hikayesinde de olduğu gibi Wesley aslında var olan evi, buradaki yaşam biçimlerini hala onarmanın, yeniden yapmanın peşindedir. Sam Shepard evi gösterirken evin içinde evi ev olarak tanımlayan göstergelerinde için nasıl boşaldığını bir diğer yandan anlatır. Bunlardan bir tanesi de buzdolabıdır. Sürekli olarak açılan ve içi boş olduğu söylenen bu dolap aslında açlığın ve yoksulluğun bir başka göstergesi olarak karşımıza çıkarken evin içindeki her şeyin ne kadar boşaldığını da bir diğer taraftan altını çizmektedir. Ocaktaki tencerede sürekli olarak pişirilmeye çalışılan enginar ve aslında kimsenin yemeği istemediği ve bir diğer taraftan hep et yemenin hayalinin kurulduğu, ocakta da pişmeye çalışan o enginar, tarımla kazanılan, tarım üzerinden gelen, doğadan gelen o ürünle artık evin içerisinde beslenilemeyeceğini ve doyulamayacağının bir diğer taraftan göstergesi haline gelir. Yani ev içinde yaşayan ya da yaşatan tüm unsurlarıyla bitmiş ve sonlanmıştır. Buzdolabı, tenceredeki pişmeye çalışan enginar, kırılmış ve Wesley'nin en başından itibaren onarmaya yapmaya çalıştığı kapı bunları tanımlayan göstergelerden birkaçıdır. Eski kuşak ve yeni kuşak olarak evin içerisinde anne, baba ve çocukları bir tarafa koyduğumuzda anne ve babanın artık bu evden kurtulmayı isteyişi, borçların ödenmesi ya da yeni bir hayata geçmeyi isteme hayaliyle, yeni kuşağınsa evde kalmayı
burayla olan ilişkinin kopmasını istememesi karşımıza Sam Shepard tarafından çıkan farklı bir okuma olarak belirir. Çünkü genellikle bu tür anlatılarda yeni nesil ev ve burayla kurulan ilişkiden kopup yeni düzene geçişi isterken eski kuşak kalmayı temsil eder. Fakat Sam Shepard'ın Aç Sınıfın Laneti oyununda burada tam bir tersinleme vardır. İçerideki eski kuşak buradan çıkmanın ve kurtulmanın peşindeyken yeni gelen, geleceği temsil eden çocuklarsa içeride kalmanın, evi korumanın derdindedir. Oyunun çatışması evin satışı, evin satılması üzerine kuruludur ve bütün aslında oyun evin ne olacağı, evin nasıl satılacağı ve nasıl elden çıkartılacağı ve oyun kişilerinin arasındaki bu sorun üzerine olan konuşmalar üzerine örülüdür. Oyunun ilerleyen aşamalarında evi satın almak isteyen yeni insanların eklenmesiyle birlikte kapısı olmayan bu eve çok rahat bir şekilde girip çıkıp, hatta burası artık benim evim diyebilecek kadar bu evin içerisinde yer almalarıyla birlikte aslında evin çoktan kaybedildiğini ve gittiğini görürüz. Sam Shepard'ın anlatısında evin satılışı ya da evin satılması sadece var olan mekandan kopma ve bu mekanla kurulan bağlarla, ilişkilerle kopmak değil, sınıfsal olarak da ekonomik anlamdaki değişimin de başlayacağına ait bir göstergedir. Artık bu evin satılmasıyla birlikte evin yaşayanları yeni bir yaşama geçecek ve bu yeni geçtikleri yaşamda neyi üreterek ve ne yaparak yaşayacaklarını aslında bilmemektedir. İlk hayal evin satışıyla beraber gelecek olan para üzerine kurulu olsa da, borçların ödenmesi ya da yeni bir hayatın başlangıcı olarak görülse de, aslında evin içindeki herkes şunu bilmektedir ki evin gidişiyle beraber dışarıdaki dünyada artık neyi nasıl yapılacağı büyük bir sorundur. Oyun kişileri için, yani aile için ev aslında açlıklarını gördükleri ve bir türlü doyuramadıkları yerdir. Bu açlık sadece fizyolojik bir açlık değil, duygusal bir açlıktır da. Evin satışı aslında bir anlamda bu açlığın kurtuluşu olarak görülür. Ve ev satıldığında bu açlıktan kurtulunca hayal edilir. Oyunun manidar sözlerinden birisi, yoksul değiliz, zengin de değiliz ama zengin olacağız söylemiyle karşımıza çıkar. Aç sınıfın içinde, yani bu açlığın yaşandığı evin içindeki en ironik cümlelerden birisi de belki budur. Aç olan, yoksul olan bu insanlar bir taraftan yoksul olmadıklarını ama zengin de olmadıklarını belirtirken zengin olacaklarını, ellerine bol para geçeceğini söyler. Evin satışıyla beraber ellerine bol para geçeceğini düşünen evin annesi ve borçlardan kurtulacağını düşünen babası bu hayalin peşinde ilerlerken evdeki iki genç, Wesley ve Emma, bu hayalin aslında son derece boş olduğunun farkındadır. Evin satış hikayesiyle birlikte Sam Shepard bir şeyi daha gösterir ki yapay çevrenin gelişimidir. Modern toplumsal yaşamdaki doğal yaşamın sonlanışı, ki bu doğal yaşamın sonlanışının içinde hem tarım arazilerinin hem de ailenin de bu doğal yaşamın içerisindeki parçalardan birisi ve sonlandığını bize gösterir. Bununla birlikte yapay çevrenin gelişimini ve bu yapay çevrenin içerisindeki ilişkilerin ve buraya kimin ait olduğu sorunsalının başladığını anlatır. Oyunun ikinci perdesini okuma tiyatrosu olarak şimdi sizlerle paylaşıyoruz. İyi seyirler. Hoş geldiniz. Bugün Sam Shepard'ın Aç Sınıfın Laneti adlı oyunundan ikinci perdeyi seslendireceğiz. İyi seyirler dileriz. Ben Emma'yı seslendiriyorum. Ben Wesley'i. Ben Weston'ı. Ben Ella'yı. Ben Alice'i. Ben Tyler'ı. Ben Çavuş Malcolm'u. Karanlıkta çekiç, testere vesaire sesleri duyulur. Işıklar yavaş yavaş aydınlandığında sahnenin ortasında yeni bir kapı yapmakta olan Wesley görülür. Çevresinde tahta parçaları, çiviler, çekiçler, testere, yerde odun kırıntıları. Parmaklıklı kafes ile kuzu görünür de yoktur. Ocakta kocaman bir tencerenin içinde enginarlar kaynamakta. Weston'ın kirli çamaşırları hala yığınlar halinde masanın üstünde durmakta. Emma masanın sol tarafında oturmuş, önünde birkaç tabaka büyük karton, magic markerlar vesaire uygulamalı konferansı için yeni çizimler yapmakta. Ayağında birinci pantolonu, kovboy çizmeler, sırtında kareli kovboy gömleği,
Işıklar tümüyle yanar. Her ikisi de kendi işlerine dalmışlardır. Vessi bir tahta parçasını mezure ile ölçer. Derken sandalyelerden birine dayayarak testere ile keser. Parçaları birbirine çiviler. Bir süre sonra yaptıkları işlere devam ederek konuşmaya başlarlar. Sence o adamla yatıyor mu? Taylor'la mı? Ne bileyim. Bence yatıyor. Herifin parasının peşinde. Herif bizim paramızın peşinde. Annem de onun parasını ne yapsın? Bizim paramız? Elimize geçecek olan para. Burası o kadar değerli değil ki. Bu haliyle değil tabii. Ama bölecekler. Küçük küçük arsalara ayıracaklar. Annem daha fazlasını istiyor. Neyin fazlasını? Paradan öte bir şey. Aslında saygınlık peşinde. Taylor da amma saygın. O adam sayesinde amacına kolay ulaşacağını sanıyor. Ömür billah burada tıkılıp kalmak istemiyor. Onun arasını çok önceden düşünseymiş. Düşünememiş. Babamla birlikteyken düşünmesine fırsat bırakmazdı ki. Öylece sürüklenip gitmiş. Annem düşünmekten acizdir. Babam da öyle. Ne kadar insafsızsın. Her dakika didindikleri halde hiçbir yere varamayan insanlar düşünemez ki. Vakitleri olmaz bir kere. Dün akşam babam geldiğinde neden bana haber vermedin? Bilmem. Bir seslerini verseydin. Geldiği gibi gitti. Kirli çamaşırlarını bıraktı. Yiyecek de getirmiş. Enginar. Hiç yoktan iyidir. Meksika'nın yarı yolunu bulmuşlardır şimdiye dek. Kimler? Adama sokuluyor, kıkırdıyor. Radyonun düğmesine uzanıyor. Herifin koltukları kabarıyor, böbürleniyor. Ona sosisli sandviçler alıyor. İş konusunda palavralar sıkıyor. Nasıl olsa dönecek. Bizim hakkımızda bir sürü şey anlatıyor. Nasıl babam deliymiş de ikide bir onu öldürmeye kalkarmış. Yollara düşmüş olmaktan çok memnun. Keyfine diyecek yok. Bir sürü yepyeni yerden hızla geçiyorlar. Sonra hududu aşıyorlar, kumar oynuyorlar. Doğruca bacaya kumsala gidiyorlar, denize giriyorlar. Akşam ateş yakıp balık kızartıyorlar. Sabah gene yola koyuluyorlar. Ama Los Quedos diye bir yerin yakınında arabaları bozuluyor. Kasabaya varmak için tam 5 mil yürümeleri gerek. Eski püskü tek pompalı bir benzin istasyonu çıkıyor karşılarına. Bir de 3 bacaklı bir köpek. Bütün kasabada bir tek araba tamircisi varmış, o da benmişim. Beni görünce tanımıyorlar ama. Acaba otolarını onarabilir miyim diye soruyorlar. Ben İspanyolcadan başka dil konuşmuyorum. Bu arada İngilizceyi unutmuşum. Gene de ne istediklerini anlıyorum. Benim de baştan aşağı kendi topladığım arazi vitesli International kamyonetim var. Onları arabama alıp yolda kaldıkları yere geri götürüyorum. Atlayıp kaputu açıyorum. Bir de bakıyorum ki ola ola distribütörün içindeki rotor kırılmış. Ama onlara çaktırmıyorum durumu. Jeneratörün, bobinlerin, platinlerin, bujilerin toptan değişmesi gerektiğini, ayrıca karbüratörün de bakım istediğini söylüyorum. Öyle kolay bir iş değil. Gece kalmaları şart. İşçilik için de ayrıca para alacağım. Neyse, garajda bir kamp yatağı kuruyorum onlara. İyice uykuya daldıklarında motoru olduğu gibi çıkarıp yerine kötü bir Volkswagen motoru takıyorum. Sabahleyin işçilik ücretinin 2 katını alıp yolcu ediyorum kerizleri. Motorlarını satıp anormal para kazanıyorum. Başka işin yoksa şu enginarlara bir bakar mısın? Başka işim var. Neymiş? Çizimlerimi baştan yapıyorum. Ne diyor o saçmalıklara vakit harcıyorsun? Daha önemli şeylerle uğraşsana. Enginarlara bakmak gibi. İyi bildin. Enginarlara kendin bak. Benim işim var. Senin aybaşın var. Özel hayatımı karıştırma. Hiç de hoş değil. Çok anlayışsızsın. Tencereye biraz su ekleyiver. Yoksa dibi tutacak. Emma magic markerlarını atıp kalkar. Enginar tenceresinin oraya gider. İçine bir bakar. Gene yerine döner ve kartonlarıyla uğraşmayı sürdürür. Nasıl? Harika. Tencerede takır takır kaynayan bir cennet adeta. Sen ne yapıyorsun peki? Yeni kapı neye benziyor? Testereyle kesilmiş bir sürü tahta parçasına. Hiç değilse yararlı bir iş. Kapısız da pekala idare ediyorduk. Üstelik muhtemel müşterileri de kaçırabilirdik. Fena mı? Bu haliyle ev tavuk kümesine benziyor. Ah tavuğum, annemi o an öldürebilirdim. Neler dönüyor? Hala anlayamadın değil mi? Nerede neler dönüyor? Burada. Evi ideal bir çift alacak sanıyorsun. Bay ve bayan Amerika. Ama kazın ayağı öyle değil. Taylor alacak. O adam avukat. Emlakçılarla birlikte çalışıyor. Bakir topraklara göz diken spekülatörlerle. Ne olacak? Olacağı şu. Yalnızca evimizi elden çıkarmıyoruz. Ülkemizi de yitiriyoruz. Sanki bir istila varmış gibi konuşuyorsun. Var da ondan. Zombilerin istilası. Taylor baş zombi, öteki zombilerin öncüsü, öteki zombilerin de yolda olduklarının habercisi yalnızca. Yakında hepsi bu kapılardan girip gelecek. Önce sen kapıyı bitirip yerine tak da.
Buldozerler gelip avokado ağaçlarını yerle bir edecek. Dev çelik toplar duvarları yıkacak. Ellerinde ozalit planlarla dolaşan kolları sıvalı usta başları gelecek. Dönümlerce araziyi çelikten çatı tabanları kaplayacak. Çimento oyunları, prefabrike duvarlar, zombi mimarisi, gözle görünmeyen zombilerin sahip olduğu, bütün öteki zombilerin rahatı için zombilerin inşa ettiği bir zombi kenti. Kurulacak burada hem de. Tam bizim şimdi yaşadığımız yerde. Biz de işgal ederiz burayı. Babamın tabancası var. Japon tabancası. İşliyor ama. Bir keresinde bir tavus kuşu vurdu babam. Tavus kuşu mu? Bir vurdu, tuz buz etti hayvanı. Orada ceviz ağacının tepesindeydi. Bütün gece car car bağırmıştı. Çiftleşme zamanıydı herhalde. Geri dönerler mi dersin? Kimler? Anamız, babamız. Yani günün birinde mi? Belki de hiç dönmezler. Bütün buralar bize kalır. Biz burayı adam edebiliriz. Ömür boyu burada kalacak değilim. Nereye gideceksin? Bilmem. Alaska'ya belki. Alaska'ya mı? Tabii. Olamaz mı? Ne var Alaska'da? Yeni ufuklar. Aklını mı kaçırdın sen? Orada her yer buzla, bir de ırz düşmanlarıyla dolu. İmkanlarla dolu. Keşfedilmemiş mi belli? Bir sürü buzdağını keşfedip de ne olacak? Birden Weston sağdan yuvarlanmasına girer. Geçen seferkinden epeyce daha sarhoştur. Emma ayağı fırlar, masanın başında gitsin mi kalsın mı bilemeyerek öylece durur. Weston kızına bakar. Korkma, korkma diyorum. Gelen babacığından başkası değil, otur. Emma oturur. Weston rahatsız, olduğu yerde durmaktadır. Weston yerdeki tahta parçalarına bakar. Bu boktan mezbele ne böyle? Evin içinde ağır mı inşa ediyorsunuz? Yeni bir kapı. Ne? Öyle ağzının içinde konuşmasana geviş getirir gibi. Ağzını aç da öyle konuş. Konuş. Konuşuyorum. İyi. Şimdi sorduğuma cevap ver. Nedir bu? Yeni kapı. Ne demek yeni kapı? Eskisine ne oldu? Eskisi yok. Ha, nereye gitti? Sen yıktın. Ya. Çamaşırlarım yıkandı mı? Daha dönmedi. Kim daha dönmedi? Annem. Annen daha dönmedi mi? Bütün bir gece geçti aradan. Bütün bir gece geçmedi mi? Evet. Bu boktan gezegenin üstünde güneş doğup sonra da tekrar batmadı mı? Evet. Peki nerede kaldı bu? Bilmem. Numara yapma. Bana numara yapma. Weston'in üstüne yürümeye başlar. Çocuk aceleyle geriler. Weston durur. Olduğu yerde sallanır. Bilmiyorum sahiden. Onu korumaya çalışma. Artık korumak yok. Anladın mı? Artık işi tamam. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bir avukatla birlikte gitti. Neyle? Bir avukatla. Avukat ne demek? Kanun adamı mı? Bir kanun kişisi mi? Avukat ne demek? Taylor adında bir adam. Taylor, sen biliyor muydun? Şimdiye kadar döner sanıyordum. İş görüşmek için öğlen yemeğine çıkıyoruz dedi. Sen biliyordun. Belki kaza geçirmişlerdir. Benim arabamla, benim Kaiser Fraser'ımla. Kafasını kırarım o siktiri boktan herifin. Belki sahiden kaza geçirmişlerdir. Hastaneleri arayayım. Kimseyi arama. Kimseyi arama. O araba antikaydı. Dünyanın parası eder. Baba, oturmak ister misin? Ayakta iyiyim. Bu koku ne böyle? Bu koku ne diyorum? Enginar. Enginar böyle mi kokar? Kaynatıyoruz. O zaman kaynatmayın. Kesin kaynatmayı, yoksa taşar. Wesley ocağa gidip altını söndürür. Eve aldığın o şaşkaloz kuzu nereye gitti? Bunu onun için mi yapıyorsun yoksa? Kuzuya ağal mı yapıyorsun? Kapı. Oturayım bari. Weston paldır küldür masaya gider. Sağ tarafına oturur. Emma ayağa kalkar. Otur yerine. Otur diyorum, şu enginlerin altını söndür. Ben söndürdüm. Bunların hiçbiri yıkanmamış. Aynı getirdiğim gibi duruyor, elini sürmemiş. Ben yıkarım. Hayır, sen yıkamazsın. Bırak kendi yıkasın, çünkü onun işi. Başka ne işi var? Ne yapıyor? Bütün gece ne yapıyor? Bir kadın ne yapar? Bilmem. Sen neden okula gitmedin? Ben yıkasam da olur, yıkayıvereyim, ne olacak? Yıkamayacaksın. Burayı nasıl buluyorsun? Evi mi? Hepsini. Bütün zımbırtıyı, meyve ağaçlarını, havayı, geceleyin gökyüzünü. İyidir. Sen nasıl buluyorsun? Ben olsam satmazdım. Sen olsan satmazdın. Zaten satamazdın çünkü senin değil. Biliyorum ama benim olsa satmazdım. Nedenmiş? Neye yarıyor? Ne işe yarıyor?
Burada duruyor işte. Biz de buradayız. Satılırsa biz burada olamayız. Çok sağlam bir muhakeme. Çok sağlam. Abin kafa bakımından pek parlak değildir biliyor musun? Akıllı olan sensin ve ukala. Bütün derslerin pek iyi değil mi? Evet. Bütün derslerin, bütün derslerin pek iyi. Ama bu boktan yerde küfleniyorsun. Hayatta ne yapmaya niyetlisin? Bilmem. Bilmiyorsun demek. Acilen bir karara varsan iyi olur. Çünkü buraya alıcı buldum. Peşin para verecek birini buldum. Nakit para. Weston elini masaya vurur. Uzun bir sessizlik. Ardından Emma kalkar ve soldan çıkar. Nesi var bunun? Bilmem. İlk kez aybaşı oldu. Ne oldu? Daha çok ufak. Öyle şeyler bu yaşta olmaz ki. Bununki erken olmuş. Olmuş işte. Ben yokken ne yapıyorsunuz siz burada? Karşılıklı oturup aybaşlarınızı mı konuşuyorsunuz? Ayıp denen bir şey var bir kere. Kız kardeşin aybaşı olduğunda senin bunu bilmemen gerekir. Böyle şeyler kadınlar arasında mahremdir, gizlidir senin anlayacağın. Mahrem ne demek biliyorum. Aferin. Sen gidip yatsana. Ben de şu kapıyı bitireyim. Ne diye uğraşıyorsun? Satacağım burayı dedim ya, yeni kapıymış. Parayı sokağa atmanın lüzumu yok. Ben hala burada yaşıyorum. Ayrılacağım ana kadar da burada yaşayacağım. Ne kadar cesur, son derece yiğitçe bir yaklaşım. İnan gıpta ediyorum. Sahi mi? Tabii elbette. Yaklaşımdan başka neye gıpta edebilir ki insan? Benimkine bak, benim yaklaşımıma bir bak. Gıpta etmiyorsun herhalde. Etmiyorum. Çünkü zehir dolu, mikrop dolu. Sense zehir nedir anlıyorsun değil mi? Gördüğün anda tanıyor musun? Evet. Evet tanıyorsun. Açıkça anlaşılıyor. Benim zehrimden korkuyorsun. Korkmuyorum. Sahi? Sahi. İyi. Büyüyorsun. Ben kendi babamın zehrini gördüğümde senden çok daha büyüktüm. Çok daha büyük. O zaman da nasıl tanıdım bunu biliyor musun? Nasıl? Çünkü bana bulaşmış olduğunu gördüm. Aynen öyle. Onun zehrini taşıdığımı fark ettim. Benim gövdemde babamın zehri. Sence haksızlık değil mi? Bilmem. Ne yani? Ne sanıyorsun? Ben kendim mi istedim? Yok. O zaman haksızlık değil mi? Bilmem ki. Olacağı varmış. Ben istemediğim halde bana geçti. Peki ama aslında nedir? Ne demek aslında nedir? Görmüyor musun? Var olduğunu biliyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Öğrenirsin. Nasıl? Çakalları nasıl zehirlerler? Strikninle. Nasıl diye sordum. Neyle değil? Ölmüş bir kuzunun karnına koyarsın zehri. Tamam. Şimdi anladın mı? Hayır. Kalın kafalısın biliyor musun? Sahiden kalın kafalısın. Babamın her hareketini izlerdim. Bir odadan bir odaya gezinirdi, traktör kullanırdı, beyzbol seyrederdi, hiçbir şeye karışmazdı. Anneme karışmazdı, abilerime de. Hep kenarda kıyıda kalışını izlerdim. Benden başka kimse görmezdi onu. Herkes oradaydı ama babamı benden başkası görmezdi, ayrı yaşıyordu. Her şeyin ortasındaydı ama ayrı yaşıyordu. Benden başka bunu kimse fark etmedi. Engin arayar mısın? İstemem. Alıcı kim? Adamın biri. Kasabadaki Ali bu kulübün sahibi. Nakit para verecek. Ne kadar? Meksika'ya gidecek kadar. Orada bana dokunamazlar. Kimler? Senin üstüne vazife değil, sersem herif. Ne zaman eve gelsem tepemi attırıyorsun. Nasıl beceriyorsun? Geçinemiyoruz. Amma akıllısın ha. Müthiş bir gözlem. Sahi neyin var senin? Ne arıyorsun burada? Evlatlarından biriyim. Hey yarabbim sen adamı deli edersin. Teşkilat casusu gibi peşimi bırakmıyorsun. Ne diye hep gözetliyorsun sen beni? Weston oğluna bakar. Bir an bakışırlar. İstediğin kadar gözetle. Bir şey öğrenecek değilsin nasıl olsa. Avukat herif o işte. Annem onun aracılığıyla satıyor. Weston ayaklanır. Neredeyse yere yuvarlanır. Öldürürüm onu. İkisini de öldürürüm. Tabancam nerede? Burada tabancam vardı. Savaş yağması tabancam. Sinirlenme. Sinirlenmemiş. Bu kez fazla ileri gittiniz. Koynumda ne yılanlar beslemişim ve de bir dolu casus. Arkamı döner dönmez gizli ortaklıklar kuruyorsunuz. Her biriniz ayrı ayrı dolandırıyor beni. Çalışan benim. Eve ekmek getiren benim. Bu ev benim. Bu evi ben satın aldım ve de ben satacağım. Bütün parayı da ben alacağım. Çünkü bana borçlusunuz. Hepiniz ayrı ayrı borçlusunuz. O karı evi benden çalamaz. Burası benim.
Masanın üstüne kapaklanır, yere düşmemeye çalışır. Wesley ona yaklaşır. Dur, yaklaşma. Ölmüyorum, uzak dur benden. Weston masaya tırmanmaya uğraşır, kirli çamaşırları, Emma'nın kartonlarını yere döker. Yatak matak istemez, senden de bir şey istediğim yok, burası iyi. Kimse beni kımıldatmaya kalkmasın, kimse. Ben burada kalıyorum. Weston sonunda masaya tırmanıp üstüne sırt üstü yatar, sızmaya başlar. Wesley babasının ulaşamayacağı bir uzaklıkta durup ona bakar. Emma, Allah kahretsin, sızma şimdi, baba. Babasına doğru yavaş yavaş korkarak yaklaşır. Weston birden ayılır gibi olur ama hala yatmaktadır. Fazla yaklaşma. Yatağa yatsan daha iyi değil mi? Rahatım gayet yerinde. Uyuştum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Uyuşmak çok güzel. Aslında satmak zorunda değiliz. Onarabiliriz burayı. Artık çok geç. Çok borçlandım. Ben işe girerim. İşe girmek zorunda kalacaksın zaten. Tamam, girerim. Ama el birliğiyle burayı kurtarsak? Olacak iş değil bu, saçmalama. Hayatımızı kazanmamıza yetecek kadar ağaç yok. Hani Kaliforniya Avokado Birliği var ya, oraya üye olsak o zaman kazanabiliriz. Defol. Hadi çekil başımdan. Sen imzayı basmazsan Taylor burayı satın alamaz. Öldüreceğim o herifi. O uğurda gerekirse kendimi de öldürürüm. Arabayla üstüne gider ezerim. Packard'ı doğruca üstüne sürerim. Nasıl bir herif? Neye benziyor? Neye benziyor diyorum. Hiç. Kaypak suratla. Bulacağım onu. Sonra bana çöldeki o boktan araziyi satan pezevengi de bulacağım. Hepsinin izlerini süreceğim. Her birinin ayrı ayrı. Annenin izini de bulacağım. Onları yataklarında vuracağım. Otel odasındaki yataklarında. Beyinlerini dağıtacağım o vibratörlü yatağın üstüne. Herifi tuttuğum gibi otelin lobisine sürükleyip gırtlağını keseceğim. Ben savaş görmüş adamım. Öldürmesini de bilirim. Tanerlere savaşa gittim ben. Nasıl yapılacağını öğrendim. Yapmadığım şey değil zaten. Öyle zor bir şey de değil. Hepsi küçük bir ayarlama gerekiyor. Yaptığının doğru olduğuna inandırıyorsun kendini. O kadar. Kolay. Ondan sonra hepsini yadırtıyorsun. Onu öldürmen şart değil ki. Yaptığı iş kanunsuz bir kere. Karımla birlikte şimdi. Tabii kanunsuz. Annem döner. O herif başına ne işler açtığını bilmiyor. Sanıyor ki ben de aynı kendisi gibiyim. Korkağın biri, mıymıntının teki, sürüngen. Damarlarımda akan kanda ne bulunduğundan habersiz. Ne kadar patlayıcı bir madde olduğumu kavrayamıyor. Biz ikimiz aynı sınıfa dahi değiliz. Onu da kavrayamıyor. Habersiz. Aklımı kullanacağımı sanıyor. Sanıyor ki karşılıklı oturup konuyu görüşeceğiz. Sohbet edeceğiz. Öğlenleyin bir iş yemeğine çıkıp konuşacağız. Cinayet işleneceğinden habersiz. Cinayete kurban gideceği aklının ucundan bile geçmiyor. Sinirlenme baba. Hadi ne olur biraz uyumaya çalış. Uyuyorum zaten. Burada uyuyorum. Başka yerde değil. Dalıyorum. Ben pilottum biliyorsun. Biliyorum. Dev uçaklar uçurdum havada. Dev gibi bombardıman uçakları. Ne görüntüydü ama. İtalya üstünde, Pasifik okyanusunda, adalar, devler, okyanuslar, masmavi okyanuslar. Weston yavaş yavaş yeniden sızar. Wesley onun masanın üstünde yatışına bakar. Derken biraz yaklaşır. Baba, uyudun mu? Sahnenin önüne doğru döner. Tahta parçalarına, marangozluk edevatına bakar. Buzdolabına bakar. Ella sağdan girer. Elinde büyük bir yiyecek kese kağıdı vardır. Wesley'i görünce duraklar. Wesley annesine bakar. Kadın masanın üstünde yatan Weston'a bakar. Geleli çok oldu mu? Daha yeni geldi. Sen neredeydin? Dışarıda. Dostun nerede? Terbiyenin takım. Bu enginarı kim doldurdu buraya? Ne oluyoruz? Babam çölden almış. Hot Springs. Hiç para etmez adresine bakmaya gitmişti herhalde. Elle kese kağıdını ocağın üstüne koyar. Enginarları dolaptan alıp yere atmaya başlar. Ne yapıyorsun? Atıyorum bunları. Evde ağza atılacak bir lokma yokken enginar alıp gelmek amma da akıl işi yani. Çölde arazi satın aldığını nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Daha söylemiş miydin? Bana bir şey dememişti. $500 dolandırdıklarını biliyorum, yetmez mi? Gerisini karıştırma, çevirdiğim müthiş işlerden biri. Taylor? Orayı babama satan Taylor, yalan mı? Saçmalama.
Öyle olmasa da sen nereden bileceksin? Emlak işleriyle uğraşan tek kişi o değil herhalde. Aylardır sinsi sinsi dolanıyor buralarda. Sinsi sinsi dolanmak da ne demek? Katiyen öyle bir şey yapmaz. Her seferinde doğruca ön kapıya gelir, son derece kibar bir insan. Zehirli bir yılan. Kıskanıyorsun onu, uzatma. Bana bak, ben bu numaraları yutmam. Taylor o herifti değil mi? Elinde çantasıyla buralarda dolaştığını görmüştüm. Çok iyi hatırlıyorum. Kendisi spekülatör, işi o. Bu zamanda toprağın gerçek değerini doğru olarak bilen birini tanımak çok önemli. Gelecekteki değerini şimdiden ölçebilecek biri. Kese kağıdındaki yiyecekleri dolaba aktarmaya başlar. Nedir bu herifin asıl işi? Avukat demiştin. Özel hayatına burnumu sokmuyorum. Sokmuyorsun demek. Neden durup dururken tersliyorsun böyle? Durup dururken değil. Buradan ayrılmak senin de hoşuna gitmez mi? Seyahat etmek, dünyanın başka yerlerini görmek fena bir şey mi? Ben buradan ayrılmıyorum. Tabii ki ayrılıyorsun. Hepimiz gidiyoruz. Sözleşmeyi hallettim. Bir tek son imzayı basmak kaldı. Onun dışında her şey bitti. Her şey. Kırık dökük otomobiller, paslanmış traktör, kurtlanmış meyveler, manyak at, gerizekalı koyunlar, tavuklar, bütün zamazindonun hepsi. Ne var ne yok hepsi gitti. Böylece sen de özgürlüğüne mi kavuşacaksın aklınca? İyi bildim. O herifle mi gideceksin? Burnunu çöplükten çıkarsan sen, ben ne yapacağım kendim bilirim. Bu yiyecekleri nereden buldun? Gelirken aldım. Geç kaldım biliyor musun? Bütün dalavelerine, entrikalarına karşın treni kaçırdım. Ne demek istiyorsun? Babam zaten satmış. Sizin herhalde, o bir çöp bile satamaz. Şu haline bak. Şurada zıbarmış yatan haline bak. Arazi gibi değerli bir mal satabilecek adama benziyor mu? Kafası işleyen birine benziyor mu? İyice yakından bak. Garibin teki. Uyandırmasan ne iyi olur. Canımı yakamaz artık. Koruyucum var. Bir piske dahi vuracak olsun. Lime lime doğrattırırım onun. İşi bitti. Seni çoktan atlatmış ama. Farkında bile değil. Aptal aptal konuşma. Şu pisliği de al götür buradan. Ne zaman içeri girsem kapı kırıkları görmekten bıktım. Bu kapı yeni. Al götür diyorum. Söyledim sana. Uyandırmasan iyi olur. Yeter. Her attığım adımdan korkmayacağım artık. Kendi evimde yabancı gibi, hırsız gibi dolaşmaktan bıktım, usandım. Bitti artık. Ondan korkmuyorum. Korksan iyi edersin. Taylor'ı öldürecek, haberin olsun. Adamı öldürmek hep dilimdedir onun. Her gün başka birini öldürür. Bu sefer niyeti ciddi. Kaybedecek bir şey yok ki. Orası kesin. Seni de öldürecek. Bu aslında ne biliyor musun? Bir lanet. Çok iyi hissediyorum. Gözle görünmüyor ama var. Hep var. Gecenin karanlığı gibi iniyor üstümüze. Her gün hissediyorum. Her gün geldiğini görüyorum. Her zaman geliyor. Kendi kendine yeniden yaratıyor. Gelmesini engellemek için elinden geleni yapsan da geliyor. Değiştirmeye çalışsan da. Çünkü derinliklerimize sinmiş minicik hücrelere, genlere, atom parçacıklarına. Bizim haberimiz olmadan kendi bildiklerini okuyan kuyrukçuklarını savurarak yüzen, ana rahminde gizli planlar kuran hayvancıklara dek sinmiş. Hatta daha bile önce var. Solduğumuz havada var, her yanımızı sarmış. Devletten de büyük bir şey, yayılıyor hem de. Biz yayıyoruz, başkalarına geçiriyoruz. Kalıtım yoluyla bize geçiyor, bizden sonrakilere geçiriyoruz. Böylece irademiz dışında sanki biz yokmuşuz gibi yürüyor, sürüp gidiyor. Elis, alibi kulübün sahibi, sağdan girer, onlara gülümser. Sırtında sarı saten, parlak bir gömlek vardır, yakası açıktır. Boynunda kocaman, altın bir haç asılıdır, çok iri yarıdır. Kollarında bir sürü dövme vardır. Daracık pantolon, parıl parıl boyalı ayakkabılar giymiş, pek çok yüzük takmıştır. Çevresine bakınır, hala masanın üstünde yatmakta olan Weston'ı görür. Gene fazla kaçırmış anlaşılan. Hep söylüyorum. Ağırdan al diyorum ama ha bu adamı içme demişsin, ha fırtınada osurmuşsun. Siz ailesi ve çocuklarısınız herhalde. Ben Elis. Kasabadaki alibi kulübü işletiyorum. Yerini bilirsiniz herhalde. Ella ve Wesley'den tepki gelmez. Neyse. Pederiniz gayet de iyi bilir. Merakınız olmasın. Hemen hemen her gece gelir. Müdavimlerimizdendir. Nerede yatıp kalktığını hep merak ederdim. Bu koku ne? Enginar. Enginar ha? Bayat sidik gibi kokuyor. Şahsen sebze yemekleriyle hiç aram yoktur. Biftek severim. Etten şaşmayacaksın. Kanlı canlı et. İnsanın kemiklerini fil dişi gibi sağlam yapar. Evimizin kapısı olmadığına göre içeri dalmadan önce neden kapıyı çalmadığınızı soracak değilim. Ama başkalarının evinde kendi tapulu malınızmış gibi dolaşmak adetiniz midir? Burası kendi tapulu malım. Evet, öyle. İmzası, mühürü, her bir şey yerinde. Parayı da getirdim.
Elis kemerinin altından iki tomar para çıkarıp havada sallar. 1500 adet parıl parıl yeşil banknot. 1500 dolar mı? Borcu o kadar. Bu fiyatta anlaştık. Bak aslanım, keyfim istemese parayı getirmeyebilirdim. Baban o kadar enayi ki bir kuruş bile almadan imzayı basıp her şeyi bana devretti. İstesem dolandırırım onu. Neyse ki şerefli bir insanım. Kapı dışarı et şunu. Aklın varsa böyle bir şeye kalkışmazsın aslında. Zamanında pek çok kafalar kırmışlığım vardır. Kötü bir adam değilim ama gücüm kuvvetim fazla. Genç bir boğadan farksız. İşin kötüsü kendi gücümü kendim bilmiyorum. O zaman inan çok korkunç oluyor. Farkında olmadan bir de bakıyorum ki birinin canı yanmış. Adamın biri yerde serilmiş yatıyor. Çok komik doğrusu. Alkolik bir adamdan arazi satın alamazsınız ki. Ne yaptığını biliyor mu bakalım? Buranın sahibi değil mi? Sahibi benim. Bana öyle demedi. Sahibi benim ve arazi satıldı. Onun için defol git. Bilmem ki. Tapu bende. İşte burada. İmzası, mühürü, her bir şeyi yerinde. Buna da bir diyeceğim var mı? Kanuna aykırı. Babamın kime borcu var? Aslına bakarsan ben üstüme vazife olmayan işlere burnunu sokan biri değilim. Bir takım oldukça zorlu kişilere borcu olduğunu biliyorum, o kadar. 1500 kağıt. 3 aşağı 5 yukarı. Uyandır şunu. Bu işin aslını öğrenmemiz gerek. Deli misin? Seni görsek odurur. Ben uyandırırım öyleyse. Senin yanına gider, sarsmaya başlar. Ben uyandırırım öyleyse. Hay Allah. Weston uyanmaz, elle onu şiddetle sarsmayı sürdürür. Weston kalk. Zamanında çok kötü vakalar gördüm ama bunun gibisini görmedim. Allah'ın emriymiş gibi içer. Tamamen sızmış. O dediğiniz adamlar, kabadayım, neden borçlanmış? Bak aslında, durmadan borç alırım. Borç budalası. Kim bilir niçin almıştır. Araba taksidi olabilir. Çölde arazi olabilir. Hiç durmadan saçma sapan işlere girişiyor. Bu sefer arayı biraz fazla uzattı. Mesele bu kadar. Ne yaparlar ona? Artık bir şey yapmazlar. Kellesini kurtardım. Aslında ayaklarıma kapanmanız gerekir. Weston kalk. Kadın onu sarsmaktan yorulmaya başlar. Weston uyanmaz. 1500 kağıt için adam öldürürler mi? Adam öldürmekten söz eden oldu mu? Benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı? Yok. O zaman kendi kendine masal uydurma. Sonra başın belaya gider. Parayı onlara siz götürseniz. Bana bak, benden bu kadar. Gerisini kendi halletsin artık. Babanın fedaisi değilim. Ya parayı alıp kaçarsa? Kendi bileceğiz. Bana verin. Neyi? Parayı ben götürür veririm. O paraya dokunma, lekeli o para. İni sürme. Tapuyu almışsınız. Ben en büyük oğluyum. Sen tek oğlusun. Tamam, verin bana işte. Ben bir çaresine bakarım. Al bakalım aslanım. Ama şeytan uyuyayım deme. Senin yaşında delikanlıya bu kadar cep harçlığı biraz bol gelir. Wesley parayı alır. Kanunsuz işler yapıyorsun. Suça yardım etmiş oluyorsun. Bu adamları nerede bulabilirim? Onun orasını kendin halledeceksin aslanım. Ben mal sahibiyim, o kadar. Elis ortalıkta dolaşıp etrafı inceler. Wesley parayı sayarken Ella oğluna yaklaşır. Ver o parayı bana. Sana ait değil. Bana ver diyorum. Avrupa'ya gidecek kadar para yok burada anne. Buraya bir et lokantası yapayım diyorum. Ne dersiniz? Bayağı iyi bir et lokantası olmaz mı burası? Tabii. Otoyoldan geçen arabaların mola vereceği bir yer. Adam gelir, bir bonfile yer, bir martini içer. Akşamüstü aperatifini alır. Vadiyi seyreder. Sakin, rahat. Ön tarafa bir Japon bahçesi bile yapılabilir. Bir küçük havuz, içinde kırmızı balıklar. Şu tarafa bir mini golf sahası. Potansiyeli olan bir yer. Bezle. Sağdan elinde evrak çantasıyla Taylor girer. Ella döner, onu görür ve Wesley parayı saymayı sürdürür. Özür dilerim. Misafiriniz olduğunu bilmiyordum. Ella sözleşmeyi son haliyle yazdırdım. Taylor masaya doğru yürür. Orada yatan Weston'ı görünce durur. Çantasını nereye koyacağını bilemeden bakınır. Artık çok geç. Efendim? Ne çok geç? Her şey, Weston satmış. Saçma, sözleşme burada. Benim çantamda bir tek imza atmanız kaldı. Kim bu tip? 500 dolara satmış. İmkansız. İşte bak, para orada. Vezli'nin elinde. Vezli aldı. Bu adam bu araziyi satamaz. Cezai ehliyeti yok.
Bütün bunları daha önce konuştuk. Bana bak aslanım. Senin numaran ne bilmem ama bir an önce kıçını toplayıp def olsan iyi olur. Çünkü bu işle ben ilgileniyorum. Anladın mı? Bu benim dümenim. Kim bu adam? Burayı satın almış. Elini yeterince çabuk tutmadı Taylor. Burunun dibinden malı götürdü. Ne haber? Bu durumda mahkemeye başvurmaktan başka çare kalmıyor. Hukuken hiçbir hakkı yok. Kanunen vesayet altında. Arazi satamaz. Bunu defterdarlıkta kontrol ettirdim. Her bir şey yerinde. Bak, bu işin tapuyla ilgisi yok, tamam mı? Cezai ehliyetten söz ediyorum ben. Satışta olduğu kadar alışta da geçerli mi hukuk? Ne diyor bu? Hiç. Vezde, o parayı geri ver. Çölün göbeğinde en yakın benzin istasyonundan yüzlerce kilometre uzakta suyu olmayan kupkuru bir arazi satın almak söz konusu olduğunda da geçerli mi hukuk? Gördüğüm kadarıyla siz konuyu dağıtmaya çalışıyorsunuz. Burada dikkate alınacak tek husus var. O da babanızın psikolojik ve ruhsal açıdan davranışlarının sorumluluğunu üstlenemeyecek durumda oluşturur. Dolayısıyla yaptığı veya yapacağı herhangi bir hukuki işlemin kanuni hükmü yoktur. Bu mahkemede kolayca ispat edilebilir. Sık sık asabi krizler geçirdiğine dair kesin deliller, tanıklık edecek kişiler var elinizde. Sürücü ehliyeti iptal edildiği halde araba kullanmaya devam ediyor. Kimse onu sigorta etmiyor. Sürekli bir iş tutmaktan aciz. Vaktinin %90'ını evinden, ailesinden ayrı geçiriyor. Hapse girmiş çıkmış. Tek terslik bir dava. Sen neyin nesisin be? Avukat falan mısın? Benim evimde böyle ileri geri nasıl konuşuyorsun? Burası senin evin değil. Bir saattir onu anlatıyor adam. Dinlesene. Et kafalı mısın? Nesin? Bana bak bayan. Ben bar işletirim. İnsan sarrafıyım senin anlayacağın. Bizim barda çok sapıtmış adam gördüm. Ama ömrümde bu herif kadar meymenetsizine rastlamadım. Hesabını göremeyeceğim birine de rastlamadım. Başına kötü bir iş gelmeden tabanları yağlamaya bak Taylor. Aa, yeter artık ya. Gözümü korkutamazsınız. Bütün bu proje gerçekleşsin diye bir sürü rizikoya giriştim ben. Siz hepiniz karşı koyuyorsunuz. Ben karşı koymuyorum. Belki haberiniz yok ama benim arkamda büyük holdingler var. Üst düzey yöneticiler, nüfuzlu kişiler, gelecek için yatırım yapmanın önemini bilen görüş sahibi insanlar. Bu ülkeyi yıkmayı değil, imar etmeyi kuran büyük adamlar. Sizler dünya sizin küçücük zavallı hayatınızın çevresine dönüyor sanıyorsunuz. Sanki herkes her şey solunu tutmuş, sizin ne yapacağınızı bekliyor. Oysa kazın ayağı öyle değil. Kimsenin beklediği yok, her şey ilerliyor. Her şey siz olmadan ilerliyor. Tekerlekler dönüp duruyor. Geri çevirmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yapabileceğiniz tek şey bizimle işbirliğine razı olmak. Bu kervana katılmak, bizden biri olmak. Bu yüce ülkenin geleceği için yatırım yapmak. Yoksa yandınız, yoksa geride kalacaksınız hepiniz, açıkta kalacaksınız. O zaman sizleri hiçbir şey kurtaramaz. Hiçbir şey, hiç kimse. Sağdan üniformalı bir trafik polisi girer. Pardon, özür dilerim. Bayan Teyit'i arıyorum. Evet. Bayan Teyit siz misiniz? Evet, benim. Özür dilerim, kapıyı çalacaktım ama kapınız yok. Önemli değil. Ben Çavuş Malcolm, otoyol polisi. Peki ne istiyorsunuz? Emma Teyit adında bir kızınız var mı? Var, ne oldu? Gözaltına alındı. Ne için? Kasabada bir bara at sırtında dalmış. Tüfeği de varmış, ateş açmış, her tarafı delik deşik etmiş. Ne? Hangi bar? Alibi Kulüp diye bir yer. Ben o sırada orada değildim. Yani kızınızı karakola getirdiler. Benim kulübüm. Sahibi siz misiniz? Orası benim kulübüm. Siz Bay Ellis misiniz? Zarar ziyan çok mu? Kesin hesabı yapılmadı daha ama oldukça kötü. Ateş edilmedik yer bırakılmamış. Neyse ki içeride kimse yokmuş. Ver paramı. Ellis parayı Wesley'nin elinden kapar. Taylor çaktırmadan soldan çıkar. Hey, kaçıyor. O adam dolandırıcı. Hangi adam? O adam şimdi koşarak çıktı ya, o adam hırsız, dolandırıcı, ne dersen de babama sahte toprak sattı. O tür işler için selahiyetim dahilinde değil. Kızı oraya kocan gönderdi. Çocuk değilim ben, anladın mı? Böyle bir zorbalığı bana yutturabileceğini sanıyorsa aklını kaçırmış. Kendini ne sanıyor? Ben adamı mahkeme süründürmez miyim? Kıçından donunu bile alırım. Bir de iyilik etmeye çalıştım serseriye. Onun yüzünden kendimi tehlikeye attım. Görür o. Ayıldığında söyle, daha bu bir şey değil. Belanın alasını görecek. Böylece söyle ona. Buranın bana ait olduğunu da unutma. Burası benim. Onun için yeni bir numara çevirmeye kalkma. Benim de yüksek yerlerde dostlarım var.
Direkt iş gördüğüm insanlar. Yalan mı çavuş? Onun orasını ben bilmem. Buraya başka bir mesele yüzünden geldim. Sen aynen söyle kocana. Bana bulaşmanın ne olduğunu gösteririm. Elif sağdan çıkar. Paramızı aldı gidiyor. Bakın bayan, kızınız hapiste. Gerisi beni ilgilendirmez. Buraya kızınız yüzünden geldim. Bezli koşarak sağdan çıkar. Ella ardından seslenir. Bezli, nereye gidiyorsun? Parayı geri alacağım. O para senin değil. Buraya gel. Bezli. Herkes kaçıyor. Bay Taylor bile. Benimle nasıl konuştuğunu duydunuz mu? Çok farklı konuşuyordu. Eskisinden çok farklı. Kibarlığı yok oluverdi. Bayan Tate, kızınız konusunda ne yapacağız? Bilmem, ne yapmamız gerek. Bir gece içeride yatması şart. Sonra eve getirmek istemiyorsanız çocuk mahkemesine çıkarırız. İyi ama biz hepimiz buradan ayrılıyoruz. Herkes gidecek. Eve gelemez ki. Burada kimse olmayacak. O zaman bir belge imzalayacaksınız. Ne belgesi? Mahkemeye çıkarılmasına izin verdiğinize dair. Peki. Kendi arabanız yoksa benimle geleceksiniz. Arabam var. Herkes kaçtı gitti. Tek başınıza idare edebilecek misiniz? Tek başıma kaldım. Evet, idare edebilecek misiniz? İsterseniz ekip otosuyla gelin. İdare ederim. Peki, o zaman karakolda görüşürüz. Malcolm çıkar, Ella öylece durur. Herkes kaçtı. Weston birden uyanarak aniden masanın üstünde doğrulur. Ella durduğu yerde sıçrar. Bir an bakışırlar. Ella koşarak çıkar. Weston bir süre masanın üstünde oturur kalır. Etrafına bakınır. Masadan iner, ayakta düzgün durmaya çalışır. Buzdolabına doğru yürür, yerdeki enginarlara tekme savurur. Buzdolabını açıp içine bakar. Weston orada durmuş buzdolabının içine bakarken ışıklar yavaş yavaş söner. Perde fineli.